Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'u açmaya hazırlanıyoruz. 4 Haziran Cuma haftanın son işlem gününde yine yoğun bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Bugünün gündeminde neler var? Özellikle bugün ABD tarafından gelecek tırmanışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz. Çünkü dünkü gelen ADP rakamları sonrasında bildiğiniz gibi piyasalarda sert fiyatlamalar gördük. Özellikle kıymetli metallerle bir geri çekilme. Bunun karşılığında da dolar endeksinde bir güçlü bir hareket gördük. O yüzden bugün ABD tarafından gelen data önemli olacak diyelim. Gündemimizle başlayalım. Bugün risk iştahı düşük. Dünyada da düşük ve bunun karşılığında bizde de negatif bir seyir var. VIOP cephesinde hem Asya tarafında hem de ABD vadelilerde negatif bir fiyatlama hakim. BIST endeksiyle başlayalım. Piyasa özeti diyelim. BIST endeksinin güne yatay bir başlangıç gerçekleştirmesini bekliyoruz. Serbay Global. Yurt dışı piyasalarda bugün gözler az önce ifade ettiğim gibi tırmanışı istihdam verilerinde olacak. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam artışının beklentilerin üzerine gerçekleşmesi ki çok önemliydi. Borsalara satış getirdi. Dolar endeksi ve tahvil faizlerine bir yükseliş gördük. Az önce ifade ettiğim gibi bunun karşılığında emtialarda da satış hareketi yaşandı. Tırmanış istihdam verilerine kadar benzer baskının devam etmesini de bekleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda dün gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir müjde açıklaması bekleniyor. Bu müjdenin de büyük bir ihtimalle doğalgaz rezervi ile ilgili olması piyasada konuşulan önemli bir konu. Beklentiler Karadeniz'de yine bir doğalgaz rezervi bulunduğu üzerinde yoğunlaşırken hisse bazlı ayrışmalar görülebilir. Endekste 1420 destek, 1440 seviyesi ise bugün için takip edeceğimiz önemli eşikler olacak. Dün de ifade etmiştim özellikle ortalamaları soranlar için neredeyse 8-21 ve 50 günlük ortalamamızda üst üste binmiş durumda. Üçünün ortalamasını aldığımda aşağı yukarı 1430 puana tekabül ediyor. O yüzden ortalamalar üzerine bir kapanış istiyorsak 1430 puan seviyesini de önemseyeceğiz. Geri gelelim VIOP tarafına bakalım. Hem dolar Türk lirası hem de ons altını da en azından böylelikle değerlendirmiş oluruz. Yurt dışı piyasalarda hafta içi görülen rekor seviyelerin ardından dün realizasyon satışları yaşanırken ki bize bir rekor görülmedi ama yurt dışı satışlarına da eşlik ettik. ABD'de güçlü gelen Mayıs ayı özel sektör istihdam değişimi rakamları ve Başkan Biden'ın yeni vergi teklifiyle ilgili haber akışı kayıpların bir miktar azalmasına destek oldu. Bugün ABD'de açıklanacak Mayıs ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları öncesinde ise vadeli endekslerde yatay hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Programın başında da ifade ettiğim gibi. Yurt içinde dün beklentilerin altında gelen Mayıs ayı TÜFE rakamları piyasalara pozitif momentum sağlarken yurt dışındaki realizasyon satışlarıyla birlikte VIOP 30 endeks kontratında volatil bir seyir izlendi. Az önce ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı doğalgaz müjdesi ve aynı zamanda bu akşam Moody's'in piyasa kapanışının ardından ki aşağı yukarı 12-12.30 gibi geliyor Türkiye saatlerine bu değerlendirmeler. Aslında bir Türkiye değerlendirmesi bekliyoruz. Türkiye kredi notu değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar yine takip edilecek. Ama Moody's'in pas geçmesi de muhtemel. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz S&P Türkiye değerlendirmesi vardı Cuma günü. Orada da S&P pas geçmişti. O yüzden bunu da notlarımız arasına eklemiş olalım. VIOP 30 endeks kontratında 1546-1553 ve 1560 direnç seviyeleri olarak izleyeceğimiz seviyeler. Olası geri çekilmelerde ise 1535 ve altında ise 1522-24 destek seviyelerini izliyor olacağız. Ve dolar Türk lirası. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında kurda yükseliş eğilimi devam etti. Bu çok önemliydi. Çünkü enflasyon verisi sonrasında borsada bir toparlanma gördük ama bu toparlanma kura yansımadı. Dolar TL'de zirve seviyeler geçildikten sonra artık daha önce de ifade ettiğimiz gibi 8.58-50 bandı destek bandı olarak çalışacak. Bu destek bandı üzerine kalındığı sürece 8.50-8.80 bandında dalgalanmanın devam edebileceğini gözlemleyebiliriz. Haziran vade kontratlarında 8.74 direnci dün geçildi. 8.74 üzerindeki hareketlerde 8.90 seviyesi teknik hedef olarak izlenebilir. Ve ons altın ve gümüşe dün satış geldi. ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentilerin üzerine gerçekleşmesi sonrasında altın onsta kısa vadeli destekler kırıldı.
1890 desteğinin kırılması sonrasında artık destekler 1850-1860 dolar bandına gerilemiş oldu. 1890 direnç olarak takip edeceğimiz seviye oldu destek olarak kırıldığı için. Bugünkü tarım dışı istihdam verilerinde beklentilerin üzerine gerçekleşmesi altındaki baskının devam etmesine neden olabilir. Aynı zamanda dolar endeksini kuvvetlendirebilir ve bunun da dolar Türk lirasına yansımasını da izleyebiliriz. Bunu notlarımıza ekleyelim. Bir geri gelebilirsek eğer piyasa açılmadan dolar Türk lirası demişken bu arada Bay Global'in bir önerisi vardı. O önerinde kapandığını görüyorum. Evet, buraya girelim lütfen. Dolar Türk lirası Haziran vade al önerimizi %1.77 getiriyle kapatıyoruz der. Bay Global 28 Mayıs tarihinde Global Trade önerisi olarak paylaştığımız Dolar Türk lirası Haziran vade al önerimizi %1.77 getiriyle kapatıyoruz der. Buna notlarımızı ekleyelim ve Borsa İstanbul'u açalım. Evet efendim, borsayı açtık. Yatay bir açılış gerçekleştirdik. Az önce zaten Bay Global'de ifade edildiği gibi 1428 puan seviyesini açıyoruz. %0,05'lik yükselişle. Biop tarafında da %0,16'lık kayıplar var. Orada da yatay bir seyir olduğunu söyleyebilirim. Bankacılık endeksi güne yatay negatif başlangıç yapıyor. %0,09'luk düşüşle. Sanayi endeksi %0,11'lik primlere işaret ediyor. Holding endeksi %0,01'lik düşüşle açıyor. Çok yatay fiyatlamalar bu arada. Ulaştırma ve teknoloji endeksi de yine aynı şekilde yatay pozitif bir açılış gerçekleştiriyor diyelim, %0,02. Ve BIST 30 tarafına bakmak istiyorum. BIST 30 tarafına baktığımda da bugün en iyi performansı Koza Maden'de görüyorum. %3,5'luk artışla açılıyor. Nedeni şu, aslında bir haber vardı. Koza Maden tarafından yapılan açıklamada Giresun Konak, yani bakır altın madeni ki orası, projesine yönelik olarak daha önceki çalışmalarda tespit edilen tahmini kaynaklığın rezerve dönüştürülmesi için 23 lokasyonda yeni sondaj çalışmasına başlanacağı belirtildi. O yüzden özellikle bu da Koza grubu için pozitif bir anlam taşıyor. Bunu ifade edelim. Bu ifadeyle birlikte de zaten Koza Maden'in güne %3,5'luk yükselişle başladığını söyleyebilirim. Ve ne dedik? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasa bir müjde bekliyor dedik. Bu müjdenin de tabii Karadeniz'de bulunacak bir doğalgaz olduğu konuşuluyor. O yüzden de Petkim ve Tüpraş da bugün pozitif ayrışan tarafta. Petkim %0,95'lik yükselişle açılıyor. Yine aynı şekilde Tüpraş da %0,87'lik yükselişle açılıyor diyelim. Az önce Koza Maden'deki haberden bahsetmiştik. O nedenle Koza Altın da %0,84'lük yükselişle güne başlıyor. Burada aynı zamanda pozitif tarafta açanlar da Emlak Konut, Pegasus, Tekfen, Aselsan, Sabancı Holding, gübre fabrikaları gibi, Türk Hava Yolları, Koç Holding gibi hisseleri de görüyorum. Şimdi negatif tarafta açanlara bakacak olursam en kötü performans %0,55'lik düşüşle Oyak Çimento'ya ait. Yine aynı paralel bir düşüşte Kardemir D tarafında var. Yine negatif tarafta açanlara baktığımda burada Arçelik, Ereğli, Akbank'ı görüyorum. BİM, TAV, Garanti Bankası ve Şişe gibi hisseleri görüyorum. Diğer taraftan Bay Global tarafına devam edeceğim ama iki tane yeni halka arzımız var bildiğiniz gibi. Onlarla ilgili notlarım var. Ünlü Yatırım Holding'e ait 45.5 milyon adet payın halka arzı tamamlanmış oldu. Öncelikli olarak hayırlı olsun diyelim. Şirket payları 7 Haziran itibariyle 6.90 TL fiyattan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Aynı zamanda BMS Çelik Kasır Sanayi ve Ticaret'e ait 15.5 milyon adet payın yine aynı şekilde halka arzı tamamlandı. BMS Çelik payları da 8 Haziran itibariyle 4.87 TL fiyattan ana pazarda işlem görmeye başlayacak. Bugün aynı zamanda genel kurulu olan şirketlere baktığımızda katmerciler var. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım. Diğer taraftan VBTS kapsamına giren hisselerde Uşağı görüyorum. Bugün seans açılışından itibaren Haziran'ın 18'i seans sonuna kadar Uşak paylarında brüt takas uygulaması olacak. Notlarımıza bunları ekledikten sonra piyasadaki işlemler dönmeden hemen hisse önerilerime bakmak istiyorum eğer hazırsa.
Evet, hisse önerilerimizle devam edeceğiz. Bu arada birazdan yurt dışı yerleşkeleri de bakacağız. Çünkü dün Perşembe'ydi, yurt dışı yerleşkelerin pozisyonlarını da takip etmiş olduk. Oradaki notları da aktaracağım ama günlük hisse önerilerine baktığımda Türk Traktörü görüyorum. Alım aralığı 183-184, satış aralığı 189-30-189-40, stop loss seviyemiz ise 179-80 TL. Bununla birlikte diğer taraftan Sabancı Holding'i görüyorum. Alım aralığı 9.20-9.30, satış aralığı 9.58-9.60, stop loss seviyemiz 9 TL. Petkim var, alım aralığı 6.30-6.32, satış aralığı 6.50-52 ve stop loss seviyemiz 6.23. Tüpraş var, alım aralığı 102.50-103 TL, satış aralığı 104.80-105 TL ve stop loss seviyemiz ise zarar kes seviyemiz 150. Alım aralığına baktığımızda Koza Maden'de 15.60-15.70 seviyesi var. Yine önerilerden bir tanesi de Koza Maden. Satış aralığı 16.36-16.37. Zarar kes seviyemiz ise 15.20 diyelim yine günlük hisse önerilerimizde. Bir de Kardemir Dev var. Aşağıya kayabilirsek lütfen çıkmayalım. Alım aralığı 7.65-7.67. Satış aralığı Kardemir Dev'de 7.95-7.96. Stop loss seviyemiz ise 7.50 seviyesi. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Ve ne dedim? Az önce de ifade ettiğim gibi her Perşembe olduğu gibi yabancıların pozisyonlarını takip ediyoruz. Şimdi yurt dışı yerleşkelerin pozisyonlarına da bakmak istiyorum. Şimdi geçen haftanın verisi bunlar. Yani 21-28 Mayıs haftası. Özellikle Merkez Bankası'nın haftalık yayınladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşkeler 21-28 Mayıs tarihleri arasında hisse senetlerine yaklaşık olarak 7 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleştirdi. Yani hisse senedi tarafına, biz tarafına, yabancılar tarafından 7 milyon dolarlık para girişi olmuş. İç borçlanma senetlerine baktığımızda aynı haftada 69 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi bu borsa tarafındaki bu para girişiyle birlikte şunu söyleyebilirim. 6 haftadır üst üste Borsa İstanbul'da hisse senedi tarafına net para girişi var. Fakat önemli bir detay daha var ki o da şu. Hisse senedi tarafına giren para girişi çok sınırlı. Yani 7 milyon dolar çıkan paranın yanında çok ufak bir meblağ. Yılbaşından beri hala daha Borsa İstanbul'dan çıkan tutara baktığımızda çünkü aşağı yukarı 1.6 milyar dolar tutarında. O nedenle bu para girişleri çok minimal ama bunu da şöyle okuyabiliriz. 6 haftadır en azından çok ciddi bir para girişi olmasa da Borsa İstanbul'da para çıkışları durdu diye okuyabiliriz. Diğer taraftan Barlandoğlu tarafından bakacak olursak. Ve iç borçlanma senetlerine baktığımızda iç borçlanma senetlerine durum tam tersi. Yılbaşından beri 1 milyar doların üzerinde net para girişi olmuş oldu iç borçlanma senetlerine. Bunda aslında muadil ülkelere göre vermiş olduğumuz faiz burada çok önemli. Diğer ülkelere göre faiz oranlarımız çok yüksek. Burada yabancılar tarafından bu faizine değerlendirildiğini görüyoruz. Evet, durum bu. Birazdan şimdi detayları aktaracağım ama öncesinde hemen Kerem Kunt'a döneceğim. Global Menkul Değerler kıdemli yatırım uzmanı. Kerem, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba Perihan, tüm EkoTürk TV izleyenlerine güzel bir gün diliyorum. Kerem, çok teşekkür ediyorum. İstersen Borsa İstanbul'la başlayalım. Şimdi hisse bazlı hareketler ön planda. Haber akışlarını az önce bahsettim. Bazı sektörler pozitif, bazı sektörler hisseler negatif bir fiyatlama içerisinde. 3 dakika oldu, işlemler akmaya başladı. Bizim ana endeksler olarak saydığımız bankacılık, sanayi, holding, ulaştırma ve teknoloji. Hepsi bu arada pozitife döndü. Onu ifade edeyim. Endekste 1430 puanın üzerinde seyrediyor. Kerem, şimdi dünkü gelen enflasyon datası ışığında istersen bir piyasadaki fiyatlamaları konuşalım. Borsa İstanbul'da hangi teknik seviyelere özen göstermek lazım ve genel olarak buradaki fiyatlamaları etkileyecek kısa vadede karşımızda hangi veriler, hangi haberler var sana göre? Evet, öncelikli olarak çok yukarı, çok aşağı volatilitelerin oynaklığın yüksek olduğu bir dönemden geçiyor. Özellikle Biden-Erdoğan görüşmesine piyasalarımız. Bu seviyelerde 1430-1433 bandının üzerinde kaldığı sürece yatay seyir devam eder. Tabii burada haber akışları önemli. Dünkü bir miktar gelen satışların birçok etkisi vardı. İşte dolar tarafında bir miktar hareketlilik vardı. Yine yurt dışı piyasalarındaki gelen satışlar ki biz birlikte yükselmedik ama bir miktar birlikte düştük. Bunun etkisi var. Olumsuz haber akışlarıyla bir miktar geri çekilmeler gerçekleşmişti. Yine tabii bunun belli sebeplerinden biri de
Çok fazla likiditenin olmaması, senin dediğin gibi yabancı yatırımcı girişi var ama çok düşük kaldı bu seviyelerde. Yabancı yatırımcının olmaması, makineler, spekler ve açığa satışın etkisiyle bir miktar bu oynaklığın bir miktar daha devam edeceğini görüyoruz. Biden-Erdoğan görüşmesine kadar takip edeceğimiz seviyeler 1433 seviyesinin üstünde kaldığı sürece piyasalarda yine 1450 bandına kadar bir yükselişler beklenilebilir. Peki. Şunu da konuşmak lazım. Bugün aslında önemli. Dün ADP rakamlarından sonra zaten farkındaysan piyasalardaki fiyatlamalarda bir hani oynaklık gördük. O yüzden bugünün önemi ABD tarafından açıklanacak, bildiğin gibi Kerem, tarım dışı istihdam rakamları. Şimdi orada ne olursa yurt dışı tarafını geçtim, bize nasıl bir fiyatlama ve sebebiyet verebilir? Yani Borsa İstanbul'a nasıl bir etkisi olur? Kur cephesine nasıl bir etkisi olur? Bu yıllardır aslında yatırımcıların aklındaki bir soru işareti. Birçok kişi hala tarım dışı istihdam rakamlarını okumakta zorlanıyor çünkü. Yani beklentilerin üzerinde gelirse bize nasıl yansır? Onun üzerinden bir kez daha geçelim istersen. Buradaki veriler önemli veriler. Dünkü toparlamanın büyük bir bölümü de bu taraftan geldi. Buradan gelecek olumlu haber akışları hem emtia fiyatlarında hem de gelişmiş olan piyasalar üzerinde etkisi pozitif bir momentum oluşturabilir Pelihan. Yani bu seviyelere dikkat edecek yatırımcılarımız, oradan gelecek veri son dönemlerdeki beklediğimiz önemli verilerden birisi olacak özellikle. Peki şunu da sormak istiyorum sana. Özellikle kur tarafında az önce Bay Global tarafında mesela Haziran vade kontratlarındaki alım önerisinin kapatıldığını gördüm. Bunu şöyle okuyabilir miyim? Yani evet, bugün tarım dışı istihdam rakamı da aslında kur üzerinde önemli olacak ama yine de yavaş yavaş hani kısa vadeli dirençlerimize ulaştığımız için long pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var olarak mı okumalıyım kurda bunu? Tabii bir miktar kurdaki hareketlilik yukarı yönlü devam edebilir yani bu noktada ama hani kar al bölgelerini, işte Bay Global üzerinden biz de önerilerde bulunuyoruz. Özellikle yatırımcılarımız takip edebilirler. Dolar pozisyonu açarken mutlaka belirlediğimiz seviyeleri takip edebilirler. Bu noktada yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir ama mutlaka kar al seviyelerini takip ederek yapmaları gerekiyor yatırımcılarımızın döviz pozisyonlarında özellikle. Tabii bir miktar daha olumsuz haber akışları veya işte önümüzdeki ayın 14, ya yani bu ayın 14'üne kadarki seviyede bir miktar daha burada yukarı yönlü hareketlilikleri veya volatilitenin arttığını görebiliriz. Yatırımcılarımızın dikkat etmesi gereken şeyler teknik seviyeler, kar al bölgelerini unutmasın yatırımcılarımız. Peki Kerem, dolardaki bu hareketlilik ve piyasa üzerindeki etkisini değerlendirelim istersen. Yani kurdaki bu hareketliliğin şirketler üzerindeki etkisini konuşacak olursak, yani bunun avantaja dönüştüğü şirketler ya da dezavantaj durumunda olduğu bazı şirketler var. Bunu avantaja dönüştürebilir mi hakikaten yatırımcılar kurdaki oynaklığı hisse senedi bazında? Tabii bu noktada döviz almak istemeyen yatırımcılarımızın dövize bağlı uzun pozisyonu olan şirketler veya döviz geliri olan şirketleri takip edebilir. Biz de bunları dönem dönem Bay Global üzerinden yayınlıyoruz. Örneğin İstemir var bu şirketlerin içerisinde. Ereğli var ki bizim Bay Global üzerinden uzun vadeli model portföyümüzde de önerdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Şişe var, dünkü satış dalgasında da iyi durmuştu Şişe. Doğru. Aselsan Biden-Erdoğan görüşmesi sonrasında savunma sanayinde belki bir miktar yukarı yönlü hareketlilik görebiliriz olumlu pozitif haber akışlarında. Doğan Holding var, Enka, Alarko, Eczacı İlaç var yine döviz pozisyonu veya döviz gelir olan şirketler arasında. Deva, Algeo, Tekfen var. Tekfen ki bizim Bay Global olarak uzun vadeli model portföyümüzde de bulunuyor. Beğendiğimiz bir hisse senedi. Uzun vadeli yatırımcılarımız bu alanda Tekmen'i de tercih edebilirler. Arçelik var. Petkim var. Malum bugünkü açıklamalardan sonra gün içerisinde bizim kısa vadeli model portföyümüzde de aldığımız. Ama mutlaka yatırımcılarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bizim kısa vadeli model portföylerimizi takip etmeleri gerekiyor ki ne seviyeden çıktığımızı bilebilsinler. Petkim'i de tercih edebilir yatırımcılarımız döviz pozisyonu yerine. Fortota var, Tofaş var, yine Vestel, Aksen ve Ege Endüstri gibi hem uzun pozisyonu, dolar uzun pozisyonu olan hem de dolar geri olan şirketler. Yani yatırımcılarımız bir miktar eğer dolar almayı tercih ediyorlarsa bu noktada Borsa İstanbul'daki sermaye yapısı iyi, işlerinin iyi,
bilançoların iyi olan şirketleri tercih edebilirler. Dolar uzun pozisyonu ve gelir olan şirketler. Şimdi Kerem, baktığımda aslında aynı zamanda bugün enerji şirketlerinde de bir hareketlilik görüyorum. Haftanın genelinde bir hareketlilik vardı zaten. O da bugünkü müjde beklentisi. Şimdi biz bir öncekinden de deneyimli olduğumuz için daha öncesinde bir doğalgaz rezervi bulmuştuk. Bu çok önemli bir haber akışı. Ama bu önemli haber akışının tabii Borsa İstanbul üzerindeki etkisi hangi hisse hangi sektörlere etkiliyor? Biz şimdi işin bu kısmını konuşacağız. Bir önceki haber akışı beklentisiyle de zaten genelde enerji şirketlerinde ciddi hareketler görmüştük. Petkim, Tüpraş özelinde ciddi hareketler görmüştük. Şimdi piyasada bugün de yine bir doğalgaz müjdesi beklentisi var ama bir önceki hareketi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rezerv açıklandıktan sonra hatta çok iyi hatırlıyorum. Yanlışım da yoksa Tüpraş ve Petkim'de bir taban fiyatlama görmüştük. Şimdi o yüzden Borsa İstanbul için ne deriz? Hep beklentiyi al, gerçekleşeni sat. Bugün de böyle bir risk var mı masada? Eğer varsa, böyle düşünüyorsan şimdiden yatırımcıları stop losslar konusunda uyarmak lazım çünkü. Evet, bu noktada özellikle kısa vadeli model portföyümüzde Petkim'den bahsederken yatırımcılarımızın iGlobal üzerinden bizim çıkış seviyelerimizi mutlaka takip etmelerini söylememin sebebi aslında buydu. Şimdi piyasalar uzun zamandır bekliyordu. Yani uzun zamandır bir çalışma yapıldığını biliyorduk. Buradan bir müjdenin geleceğini bekliyorduk. O yüzden daha evvelinde bunların bir miktar alındığını ve işte müjde geldikten sonra bir miktar realize edilme yoluna gideceğini düşünebilir yatırımcılarımız. Hani bu noktalara mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor ama uzun vadede yine düzeltmelerden sonra takip edeceğimiz şirketler olacak. Hem Petkim hem Tüpraş. Kısa vadede tabii sadece bu Petkim Tüpraş nezdinde düşünmemek lazım bunun. Tabii gelecek doğalgaz miktarının metreküp şeyi de önemli. Bundan sonraki sektörlere bakın. Şimdi öncelikli olarak haber geldi, açıklandı. Petkim ve Tüpraş'ta bir miktar yukarı yönlü hareketlik veya düzeltme gelebilir. Bu tabidir. Sonraki sektörler yine bu doğal gazda özellikle ham madde olarak kullanan veya enerjide kullanan şirketlerin bir miktar hareketliliğini görebiliriz. Şimdi bu doğal gaz çıktıktan sonra biz bunu nasıl getireceğiz? Sıvılaştırıp mı getireceğiz yoksa boru hattı mı döşeyeceğiz? İşte bu noktada Türkiye'nin önde şirketleri var. Ne yatırımcılarımız? Hani bundan sonrasını düşünebilirler artık Feryan. Bir noktada boru hattı döşülecek. Hangi şirketlere yarar? Hangi şirketler bu konuda gerçekten iyi? Gerçekten bu noktada da Borsa İstanbul'a açık olan, bu konuda ehil olan şirketlerimiz var. Sonrasında eğer belli bir miktar belki biz bunları sıvılaştırıp mı taşıyacağız? Hani hemen piyasaya verebilmek için. İşte bu noktada hangi şirketlere yarar? Bunları da takip edeceğiz. Şu an bunlar belirsizdir. Peki ondan sonraki süreçte işte yine bu bölgede faaliyet gösteren fabrikalarda özellikle operasyonel girdisi, enerjisi doğalgaz olan şirketlerin belli bir miktarda rahatlamasına etki edecektir bu yeni gelecek doğalgaz müjdesi. Buradaki gelecek doğalgaz müjdesinin şimdi fark ettiysek önce bir rakam açıklandı, sonra işte yeni bir rakam daha açıklanacak. Bu anladığımız kadarıyla bir miktar daha böyle devam edecek. Bizim Ankara'da sorduğumuz özellikle şeylerde bu çalışmaların bir miktar daha devam edeceği yönünde ve ilerleyen günlerde de yeni müjdeler gelebilir. Yani aylar sonra, 1-3 ay sonra tekrar konuşabiliriz bu doğalgazla ilgili rezervleri. Hı hı. Ama uzun vadede etkisini konuşmak daha önemli diyorsun. Yani kısa vadedeki hareketler zaten biraz spekülasyon amaçlı, yani kar amaçlı oluyor çünkü. Şimdi Kerem, biz aslında hani Erdoğan ve Biden görüşmesine de bir girizgah yapacağız ama önemli bir haberim var. Çünkü sen az önce özellikle kurdan bahsederken ve kurun hisseler üzerindeki etkisinden bahsederken şişeden bahsettin. Buy Global tarafında şişeyle bir ilgili haberim var. İstersen önce izninle bir şişe haberini paylaşmak istiyorum. Çünkü şişede tarihi zirveler yenileniyor. Baktığımızda şişede 8.04 seviyesinden geçen tarihi zirveler yenileniyor diyebiliriz. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 8.26 seviyesinde yükseliş devam edebilir. Gün içi işlemlerde stop loss seviyemiz 7.90 seviyesi. Burada TL bazlı olarak tarihi bir rekoru konuşuyoruz. Şişe grubunda az önce de zaten nedenlerini özellikle kurun şişe cam üzerindeki etkisinden de sevgili Kerem de bahsetti.
bugün de gördüğü en yüksek seviye şu an için 8.08 oldu. Şişenin yani yeni bir rekora imza attı. 8.06 şu anda da şişe grubunda, şişe camda fiyatlama. Kerem, şimdi şişe tarafında en azından hani temel gerekçelerini vermiş olduk. Senin de söylediğin gibi gün içerisinde işlem yapanlar varsa stop loss seviyemizi de aktardık. Dönelim şimdi bu önemli görüşmeye. Bu önemli görüşme Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, yani Erdoğan ve Biden görüşmesi 14 Haziran'da gerçekleşecek. Şimdi piyasa burada neye odaklanmalı? Nasıl bir beklenti içerisine girer? Yani bu görüşmeden ne çıkarsa sence Borsa İstanbul'da ya da TL varlıklarda bir katalizör etkisi yaratır? Şimdi bu noktada olumsuz bir görüş çıkacağını çok düşünmüyorum. Amerikan tarafından dünkü gelen açıklama sonrasında tarihte netleşmiş oldu. Zaten biz de aşağı yukarı bu tarihleri bekliyorduk. Daha önceden yapılan görüşmeler neticesinde Biden-Erdoğan görüşmesinin bence olumlu taraflarını göreceğiz biz piyasalarda. Tabii bu hemen etki etmeyebilir. Belli bir süre alabilir. Öncelikle görüşme öncesinde yine bu dalgalı seyir devam edecek. Yatırımcılarımızın dikkat edeceği seviyeler. Sonrasında yavaş yavaş bir miktar pozitif ayrışma gerçekleşebilir. Görüşmenin detayları, yorumlanması gibi alanları hatta bölümlerini geçtikten sonra biz bunları piyasalarda pozitif olarak görebiliriz yatırımcılarımızın. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı işte bu faizlerle ilgili. Yani daha önce de Cumhurbaşkanımız birkaç açıklama yapmıştı. Hani belki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiği veya piyasaları rahatlatacak farklı haber akışları da olabilir. Hani faizleri bir beklentisinin arkasında. Bunları da Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra göreceğiz. Özellikle Temmuz ve Haziran aylarını işaret etmesi. İşte görüşmenin hemen akabinde piyasalarda çok hızlı bir rally başlayabilir ama karşılıklı atılacak adımlardan sonra biz bunları Temmuz-Ağustos aylarında görebiliriz. Hani bu belki bu da önemli bir nottur. Çünkü hani açıklamayı yapan Cumhurbaşkanımız bu noktada mutlaka hani bizim bilmediğimiz belki kendisinin bildiği ve ilerleyen dönemlerde piyasanın ve yabancı yatırımcının altında değişeceği belki bir sürece gireceğizdir. Bunların hepsini 14'ünden sonra göreceğiz. Peki aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından dün önemli bir açıklama vardı Kerem. Türkiye'ye seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine almadı. Şimdi tabii bunun ulaştırma üzerindeki etkisini konuşmak lazım. Baktığımızda Borsa İstanbul'da zaten yatay pozitif bir fiyatlama var şu an %0,24 kadar. Öne çıkan hisseleri ve sektörleri az önce zaten değerlendirdik, konuştuk. Ulaştırma sektörü şu an %0,45 negatif seyrediyor. Yani bunun kalıcı bir etkisini bekliyor musun? Ulaştırma sektöründe evet bir lokomotif güç bu aralar görüyorum. Özellikle artan işlem hacimleri de dikkatimde Türk Hava Yolları tarafında. Ama yani hani burada birazcık daha trade mi etmek lazım ulaştırma sektörüne? Çünkü gelen haberler bir iyi bir kötü. Yoksa hakikaten portföylere dahil edip uzun vadeli, uzun soluklu beklemek mi daha avantajlı görünüyor senin için ulaştırma tarafından? Öncelikli olarak Avrupa'dan gelen mesajlara bakalım. Hani bu noktada bir ülke biliyorsunuz riskli bölgeden çıkarttı bizi. Ama başka bir ülke hala listesinde tutuyor. Şimdi bu iç dinamikleri de anlarsak aslında yorumlayabileceğimiz bir sürece gidiyor. Örneğin Rusya'dan geçen özellikle seyahat acentelerinin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Dayanamıyoruz dediler. Evet, yani sadece hani Türkiye turizm veya ulaşım sektöründe bu noktada para kazanmayacak. O ülkelerde bulunan özellikle seyahat acentaları, havacılık şirketleri de bir miktar buradan tabii para kazanacaklar. Tabii bu da hükümetler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Özellikle Rusya'dan gelen açıklama kıymetli. Muhtemelen yarın öbür gün, ilerleyen günlerde. Çünkü acenteler bunları ilerleyen önceki tarihlerde satın alarak satıyorlar. Yani belli bir miktar iskontoyla turizm sektörünün beklentisine göre satın alıp kendi ülkelerindeki vatandaşlarına satıyorlar. Şimdi buradaki tarih uzadıkça oradaki acentelerin zarar yazma şeyleri artıyor, süreleri artıyor. Yani bu kaybet. Yani herkesin kaybettiği bir alan oluyor. Tabii burada bizim aşılama seviyemiz de önemli. İlerleyen dönemlerde hızlı bir aşılama hamlesiyle ki yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bu çok katalizör olacak, hızlandıracak bizim işlerimizi. Ben oradaki şeylerin de çok hızlı değişebileceğini düşünüyorum Perihan. Yani özellikle Avrupa tarafındaki hani bu özellikle riskli bölgedeki veya kısıtlamaların
ilerleyen günlerde, belki haftalarda çok uzun vadeye yayılmadan hızlı bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum açıkçası. Bu da yine bizim hem ulaştırma hem turizm sektörü için pozitif etki yaratacaktır. Zaten hani hacimlere baktığımız zaman bir miktar ufak ufak hacimlerin de arttığını görüyoruz. Bu hem turizm hem de ulaştırma sektörü için. Olumsuz bir şey beklememek lazım. Dediğim gibi sadece tek taraflı biz düşünmeyelim. Bunda Avrupalı ortaklarımız da var. Avrupalı ortaklarımız da bu noktada hem ulaşım sektöründe hem acentecilik sektörü üzerinde Türkiye üzerinden miktarda kar elde ediyorlar. Yani o tarihi geçen her poliçeyi acenteler ödüyor ya da öteliyorlar. O noktada çok zarar yazmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Hükümetler üzerinde bir baskı olarak görebiliriz ilerleyen dönemlerde Avrupa'da. Kerem, şimdi veda etmeden aslında senden bir yorum daha almak istiyorum. O da dün özellikle biliyorsun kıymetli metalleri az önce bahsettiğimiz sebeplerden, yani bugünkü tarımsal istihdam rakamlarının da kuvvetli gelmesi beklendiği için bir satış geldi. Hem gümüşe hem de ons altına. Şimdi tabii bu arada TL bazlı tutanlar, yani gram gümüş ve gram altın tutanlar bir miktar daha avantajlı konumdaydı. Çünkü kur yukarı gittiği için en azından bu düşüşü birazcık kurun yükselişiyle tolere ettiler. Ama özellikle ons altın başta olmak üzere zaten gümüşe de paralel hareketler görüyoruz. Ama buradaki geri çekilmenin sınırlı olmasını mı beklersin? Yoksa hakikaten bir düzeltmesiz yükseliş gördük. Yavaş yavaş burada bir düzeltme hareketi mi başlıyor diyebiliriz sence? Altın tarafında da bir miktar yatırımcılarımızın yine teknik seviyelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bilmiyorum, geçtiğimiz haftalarda bahsettik ama yukarı yönlü hareketliliklerde bir miktar kar al bölgelerini gördük. Özellikle 1900'lerde hani bu seviyeler iyi seviyelerde. Bir miktar düzeltme gelir. Altın tarafına özellikle kıymetli emtialarda bir miktar rahatlama görüyoruz ve göreceğiz de belki bir. Ama teknik olarak bunu okuması gerekiyor yatırımcılarımızın. Yani örneğin maliyetleri veya kar al bölgelerini iyi takip ederek tamamen belki altından çıkmak yerine 3'te 1 oranında belli seviyelerde, işte bu 1900'de örneğin yukarıdaki kar al seviyesi, ondan sonrasında 1950 bandı var, ondan sonra da 2000 bandları vardı. Belki buraları trade eden yatırımcılarımız takip edebilir. Bir miktar daha düzeltme şu an için görünebilir. Şu anda bir miktar artı da görünüyor altın, ons altın, ama hani teknik seviyeleri takip ederek kar al bölgelerini kaçırmamalı yatırımcılarımız. Kerem, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kapanış, güzel bir hafta sonu diliyorum sana da. Haftaya görüşürüz. Çok sağ ol. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet efendim, şimdi tekrar bir Buy Global'e dönmek istiyorum. Kısaca, çünkü Ford Otomotiv ile ilgili bir haberim daha var. Ona bakacağım. An itibariyle 175.70 Ford Otomotiv'de fiyatlama. Onu bir aktarayım. %76.40 üzerine teknik görünüm pozitifler Buy Global. 50 günlük ortalamaların geçtiği 176.40 seviyesi. Üzerinde teknik görünüm pozitif olup 181.70 seviyesine yükseliş eğilimi oluşabilir. Anlık fiyat için bir miktar geri çekilme var. 175.80, burada 176.60 diyor. Yani burayı gördü ama şu an altında fiyatlama var. O yüzden bu seviyeyi mutlaka 50 günlük ortalamayı takip etmekte fayda var. Gün içi işlemlerde stop loss seviyesi olarak ise 173.50 seviyesi verilmiş Ford Otomotiv'de, takip edenler için bunu notlarımıza eklemiş olalım. Ve sizler de az önce zaten ekranlarda gördünüz. Tabii diğer taraftan da enflasyon verisini takip ediyoruz. Bunun alt kalemleriyle ilgili açıklamalar da bir yandan geliyor. Merkez Bankası tarafından şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Perihan Hanım. Şimdi hocam, aslında şunu sormak istiyorum sizlere. Dünkü enflasyon datası biraz tartışmalara yol açtı. Nedeni şu, birinci aslında hani neden diyeyim daha doğrusu, beklentilerin çok çok altında geldi. Tüm kurumlar, belki de birçok kişi yanılmış oldu. Bunun biraz gerekçelerini sormak istiyorum size. İki, dün tabii ki aynı zamanda TÜİK tarafından yapılan bir açıklama var. Mutlaka bu açıklamayı da görmüşsünüzdür. Datada yapılan, daha doğrusu çift kalemli girişte yapılan bir hata. Bu hata biraz hani ne diyelim, piyasada da çok konuşuldu, tartışıldı. Bununla ilgili zaten bir soruşturma açıldığından da bahsetti TÜİK dün kamuoyuna yapmış olduğu duyuruda. Dünkü enflasyon datası ile başlayalım hocam. Üzerine tabii soracaklarım var sizlere. Tabii Perihan Hanım, burada ilk önce garip gelen taraf %38 üretici enflasyonu, evet, varken
%16.89-17 diyelim bir tüketici enflasyonu var. Bu tabii ciddi bir fark. Bu bize 20 puanlık fark bize ileride önümüzdeki aylarda bunun kapanacağını da ilham ettirebilir. Başka bir şey de talebin çok düşük olduğunu. Dolayısıyla üretilen malların maliyet artışlarının karlara yansımadığını, karların düştüğünü çünkü satışların azaldığını reel olarak gösteriyor. Ama buradaki iki tane bu hatalı hesaplamanın iki tane sebebi var. Birincisi tabii TÜİK kendisi açıkladı. Yapılan teknik bir hata var. Bununla ilgili soruşturma da açılacak ama bir de bu açıklanan dönem pandemi döneminde özellikle kapatmanın olduğu, tam kapanmanın olduğu dönemde veriler eksik geliyor. Yani TÜİK'in yaptığı, veri topladığı alan, gerçek bilgileri alıp topladığı alan yetersiz bilgi veriyor. Dolayısıyla buradan çıkarılacak sonuçlar çok da beklendiği gibi olmayabilir. Dolayısıyla anormal şartlar bunlar. Ama tabii ki istatistiksel yöntemler var. Eksik bilgiyle de olsa yaklaşık değerlere ulaşabilmek için çeşitli istatistiksel yöntemlerle bu verilerdeki eksiklik biraz olsun giderilebilirdi. Tabii ki soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. Ama anormal olan durumu tekrar söyleyelim. Yani bunun iki açıklaması olabilir dediğim gibi. %38 insanların üretim maliyetleri artıyor. Ne demek bu? Özellikle ara girdi ham madde maliyetleri artıyor. Dünyada meta fiyatları yükseliyor, Türkiye'de dolar yükseliyor. Dolayısıyla yatırım malları ithalatı ve ara girdi ham madde ithalatından dolayı maliyetler yükseliyor. Bu maliyetlerin artışı üretici fiyatları endeksini yükseltiyor. Maliyetler yükseliyor. Bunun karşısında firmaların normal karlarını sürdürebilmeleri için tüketici fiyatlarının da onlar kadar bu kadar artması lazım. Bu artmadığı için de ya bir anormallik var sistemde, bu düzelecektir diyeceğiz. Önümüzdeki dönemde TÜFE enflasyonunun daha da yükselmesiyle, %20'yi zorlamasıyla ya da üretici fiyatları endeksi zaman içinde düşecektir. Bu da talebin ve üretimin düşmesiyle gerçekleşir. Yani yeni bir daralma dönemi. Hangisini tercih ederiz? Eğer veriler gerçeği yansıtıyorsa bu veriler, bence yüksek enflasyon biraz daha tercih edilebilir. Çünkü zaten işsizlik çok yüksek. Bu yüksek işsizlik düzeyinden daha da yüksek işsizlik düzeylerine çıkmak ciddi bir tehdit bizim için. Bu yüzden yani 40 katırla 40 satır hangisini tercih edersiniz? Politikacıların işi de zor, siyasetçilerin, politika otoritelerinin 40 katırla 40 satır arasında tercih yapacaklar. Hocam o zaman şunu sormak istiyorum. Bu arada bir ekleme yapacağım. Söylediğinize paralel olarak Merkez Bankası da aynı açıklamayı yaptı. Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyretmiştir. Bu da enflasyona ılımlı bir şekilde yansımıştır açıklamasında bulundu. Yani söylediklerinizi zaten Merkez Bankası teyit etmiş oldu. Ama sorum şu, şimdi bu tüketici ve üretici arasındaki fiyat endeksindeki bu makasın açıklığı neticesinde yani o zaman şunu mu anlamalıyım? Üretici zararına mı mal satıyor bu durumda? Hayır. Bu enflasyon oranları fiyat artış oranı demektir. Yani mesela 100 liraya mal ettiğiniz malı aracı komisyonları da dahil 150 liraya, 200 liraya satıyorsunuzdur. İkimisine satıyorsunuzdur. 50 lira cebinizde kar kalıyordur. 50 lira da aracı nakliye maliyetlerine falan gidiyordur. Şimdi burada 200 lira %30 arttığında %20 arttığında diyelim 240 lira olacak. Maliyetler ise 100 lirayken %40 artmış diyelim 140 liraya çıkmış. Burada yine kar ediyorsunuz ama kar oranınız düşüyor. Yani 140 bölü 240
100 bölü 200'den daha büyük, daha küçüktür. Dolayısıyla kar oranınız düşüyor. Bu zaman içerisinde bu trend devam ederse bazı sektörlerde negatif karlar da görülebilir. Bazı sektörlerde ise kar oranlarındaki düşme devam eder. Yani firmaların, üreticilerin özellikle bu AVM'lerde satış yapan dükkanlar ve AVM'lerin kendisinin kar oranlarında ciddi sıkışmalar gerçekleşecek. Bu devam ederse bu süreç, bu aradaki makas kapanmazsa bu takdirde ekonomi yeniden özellikle özel sektör, perakende satış sektörü ciddi sıkıntılara girebilir. Ama ben zannetmiyorum üretici fiyatları endeksindeki yükseliş zamanla yavaşlayacaktır. Tüketici fiyatları endeksindeki artış oranında, yani enflasyon dediğimiz şey, bize yansıyan enflasyon, o da belli bir artış trendi içine girecektir. Ama ben Merkez Bankası Başkanı'na paralel bir şekilde, aynı oranlarda değil ama özellikle dördüncü çeyrekte, ki bunu ancak 2021 yılında bunu anlayabileceğiz, üçüncü çeyrekte yavaşlama enflasyonda, dördüncü çeyrekte de düşüş bekliyorum. Yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında biraz enflasyon oranında düşüş bekliyorum. Bu tabii ki bunun temel sebebi ne? Bu sıkıntının birincisi dış dünyada gelen fiyat etkisi var. Meta fiyatları çok yükseldi. İkincisi Türkiye'deki ciddi bir spekülatif köpük şeklinde de etkisi olan bir kur artışı sorunu var. Bugün bunu da yaşıyoruz zaten. 8.80'lere, 8.70'leri zorluyor. 8.71'de şu anda dolar. Bu normal değerin üstünde bir rakam. Yani 8.48-50 civarında bir normal fiyat olması lazım. Denge fiyatı olması lazım. Bunun 21 kuruş üstünde, ama şöyle de düşünelim. Döviz piyasasında normal fiyatın %2 altında, %2 üstünde olması spekülatif bir olguyu göstermiyor aslında. 8.50'lik bir kur düzeyinde %20'si işte 20 kuruş civarında ediyor. 17-18 kuruş civarında. Dolayısıyla bu normal bir dalgalanma bandı içerisinde görülebilir bu 8.71'lik ekranda gözüken döviz kuru. Ama tabii ki yüksek. Bunun maliyetleri arttırdığını ve üretici fiyatları endeksini de artış oranını arttırdığını görüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Ben de bir mukabele. Evet efendim, böylelikle ilk seansın sonuna gelmiş olduk. An itibariyle kısaca rakamlardan da bahsetmek istiyorum. 1432 puan seviyesinde %0,30'luk bir yükseliş var. Yükselişe baktığımızda sadece ulaştırma endeksini ana endekslerde negatif tarafta tutuyorum. Onun haricinde bankacılık, sanayi, holding ve teknoloji tarafı pozitif bir seyir içerisinde diyelim. 2.3 milyarlık hacimde, hacimlerde ilk sırada Garanti Bankası, ardından da Karsan'ı görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Kripto para ile kaldığımız yerden devam edelim.